Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu dersimizde hemzenin yazılışı üzerinde duracağız. Biraz karmaşık gibi görünen konulardan biridir. Elimizden geldiği kadarıyla derli toplu bir şekilde grafikleştirerek anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hemze nedir? Bir hatırlayalım. Hemze elifin harekelisine yani elifin hareke almış haline biz hemze diyoruz. Mesela bu hemze midir? Hayır. Buna elif deriz. Bu eliftir. Peki bu elif midir? Hayır. Bu hemzedir. Çünkü hareke almıştır. En temel yaklaşım bu. Peki hemzenin yazılış şekilleri nasıldır? Gerek Kur'an-ı Kerim metinlerinde gerek Arapça metinlerde hemze beş şekilde yazılmış olarak karşımıza çıkar. Ya böyle tek başına yalın olarak gelir. Ayn harfinin kafası gibidir. Ya elifin üzerine yazılır ya elifin altına yazılır. Y harfinin üzerine yazılır bazen. Bazen de vav wow harfinin üzerine yazılır. Yani şu beş şekilde karşımıza çıkar. Hemzeyi bu beş şekilde görebiliriz. Konumuza geçmeden önce hemze daha doğrusu hareke ile hemzenin desteği konusunu, ilişkisini bir görmemiz gerekiyor. Ne demektir bu? üstün harekesi her zaman elifi destek olarak alır. Esre harekesi y harfini destek olarak alır. Ötre harekesi ise vav harfini destek olarak alır. Bu temel bir bilgidir. Bu bize lazım olacak. Bir kenarda tutalım bu bilgiyi. Yani söz konusu hareke üstün olduğunda elif, esre olduğunda y, ötre olduğunda da Vav harfini hatırlayacağız. Destek olarak bunu kullanacağını bileceğiz. Şimdi geçelim. Hemze kelimede üç yerde olabilir. Yani ya kelimenin başında yazılır, ya ortasındadır, ya da sonundadır. Eğer hemze kelimenin başında yer alırsa bu durumda sadece hemzenin kendi harekesine bakarız. Yani niye ha kendi hareketine bakıyorduk? Harekenin desteğini belirlemek için. Hatırlayalım az önceki tabloda neydi? Aklımızda tutalım dediğimiz. Mesela üstünse eğer e, o zaman elif desteği gibi. Eğer hemze kelimenin sonundaysa sadece kendisinden önceki harekeye bakılır. Bu durumda kendi harekesine bakılmaz. Ama hemze eğer kelimenin ortasında gelirse hem kendi harekesine hem de kendisinden önceki harekeye bakılır. Bunu tekrar edelim. Hemze eğer kelimenin ortasında yer alıyorsa hem kendi harekesine hem de kendisinden önceki harekeye bakılır, karşılaştırılır ve hangi hareke güçlü ise onun desteği üzerine yazılır. Burada güç kelimesi üzerinde duralım. Demek ki harekelerin güçlülük hiyerarşisi var. Yani birbirlerinden üstünlükleri söz konusu. Evet bazı harekeler diğerlerine göre daha güçlüdür. Dolayısıyla onların desteği kullanılır. Peki nedir bu? Harekelerin güç hiyerarşisi, güç tablosu ve sıralaması nedir? Bunu görelim. Evet harekelerin üstünlük sıralaması şu şekildedir. En güçlü olan harekemiz Kesra. Diğer adıyla Esredir. Daha sonra daha az güçlü olanı Damme yani Ötredir. Ondan daha az güçlü olanı Fetha yani Üstündür. En sonda da cezim gelir. Bir hareket değildir. Fakat e, hemzenin yazılışı söz konusu olduğunda karşımıza çıkacak. Kesre harekesinin desteğini hatırlayalım. Y harfiydi. Dammenin vav harfiydi. Fethanın elif idi. Bu bilgi de temel bir bilgi olarak aklımızda bulunsun. Şimdi örnekleriyle hemzenin kelimenin başında, ortasında ve sonunda yazılışları ve bunu belirleyen, nasıl yazılacağını belirleyen kuralları hep birlikte görmüş olalım. Evet, bir kez daha burada hatırlamış oluyoruz. Görüldüğü gibi harekelerin en güçlüsü kesra, sonra damme, sonra fethadır. En zayıfı ise cezimdir. Bu hiyerarşiyi de aklımızda tuttuk. Şimdi geçiyoruz. Evet, hemze başa geldiğinde ne yapıyorduk? Kendi harekesine bakıyorduk. Eğer kendi harekesi üstün veya ötre olursa elifin üzerine yazılır. ente umirte örneğinde olduğu gibi bakın kendi harekeleri üstün ve ötre olduğu için bu kelimenin başında yazılırsa böyledir. Ama kendi harekesi kesra olursa elifin altına yazılır. inne kelimenin başında yer aldığında hemzenin yazılışını belirleyen kurallar bunlardır. Hemze kelimenin sonunda yer aldığında ne yapıyorduk? Önce har önceki kendisinden önceki harfin harekesine bakılırdı. Peki kendisinden önceki harfin harekesi üstünse o zaman hemze elifin üzerine yazılır. Sa, ra, e örneğinde olduğu gibi. Bakın burada hemze en sonda yer almış. Ama kendi harekesine bakmıyoruz. Kendisinden önceki harekeye bakıyoruz. Kendisinden önceki hareke ra harfinin harekesi olan üstündür. Üstünün e, desteği, hemze desteği neydi? Elifti. Dolayısıyla elifin üzerine yazılmış. Evet, kendisinden önceki harfin harekesi damme yani ötre olduğunda bu sefer hemze ötrenin harekesi neydi? Ötrenin desteği neydi? Vav'dı. Vav harfinin üzerine yazılır. Denue örneğinde olduğu gibi. Burada da kendisinden yani hemze kelimenin sonunda geldiği için ne yapıyorduk? Önceki harfin harekesine bakıyorduk. Kendisinden önceki harfimiz ne? Nun. Nunun harekesine ötre. Bu halde ötrenin desteğini alacak. Ötrenin desteği neydi hatırlayalım. Wow idi. Ve burada da görüldüğü gibi wow desteği üzerine yazılmış. Evet kendisinden önceki harfin harekesine bakılır dedik. Bu hareke kesra olduğunda nasıl yazılıyordu? Kesranın desteğini hatırlayalım. Y. Dolayısıyla Y'nin üzerine yazılır. H, ni, E örneğinde o görüldüğü gibi. Kendisinden önceki harfimiz Nunu Nun, Nun'un harekesi kesra. Kesra harekesinin hemze desteği y harfi olduğu için y'nin üzerine yazılmış. Peki kendisinden önceki e, sembol sakinse yani kendisinden önceki harf daha doğrusu sakinse e, bu arada sakin demek ne demek? Üzerinde cezim varsa ya da hareketsiz ise sadece cezimli olması anlamına gelmiyor. Hareketsiz olan harfe de sakin diyoruz. Böyle bir durumda hemze tek başına e, bu şekilde yalın olarak yazılır. Mesela sevun örneğinde olduğu gibi cun örneğinde oldu. Bu iki örnekte bakalım. Kendilerinden önceki e, harf sakin yani cezim almış. Cezim aldığı için sakin. Dolayısıyla kendi başlarına müstakil yazılmış. Burada da Kendisinden önceki harfimiz hareketsiz olduğu için hareketsiz olan elif, vav, ye harflerine de sakin harf diyoruz. Dolayısıyla bu da sakin ee, ve bundan dolayı hemze tek başına yalın olarak yazılmış. Evet hemze kelimenin sonunda yer aldığında e, nasıl yazıldığını belirleyen kurallar dizisi de bu şekildedir. Bakalım hemze ortada geldiğinde ne yapıyorduk? kendi harekesiyle önceki harfin hareketini karşılaştırıyorduk hangisi daha güçlüyse hemze onun desteği üzerine yazılıyordu. Buna göre kendi harekesi şimdi karşılaştıracağız tabloda ortada gelen hemzenin kendi harekesi cezimli olur da kendisinden önceki harekeye baktığımızda kendisinden önceki hareke fetha olursa hatırlayalım hemen Fetha mı güçlüydü, cezim mi güçlüydü? Evet, fetha güçlüydü. Dolayısıyla fetha desteği üzerine yazılacaktır. Fetha desteğimiz neydi? Elifti ve bu şekilde yazılır. Ke'sun örneğinde görüldüğü gibi bakın. Kelimenin ortasında gelmiş hemze. Evet. Kendi harekesine bakıyoruz. Cezim. Kendisinin önceki harfe bakıyoruz. Üstün. Üstün cezimden daha güçlü olduğu için üstünün desteğini alır. Üstünün desteği de elif olduğu için bu şekilde yazılmış. Peki kendi harekesi cezimli olup kendisinden önceki harfin harekesi ötre olursa yine hatırlayalım. Ötre mi güçlüdür, cezim mi? Tabii ki ötre güçlüdür. Böyle bir durumda ötrenin desteği üzerine yazılacak. Peki ötrenin desteği neydi? Hatırlayalım. ''Vav'' wow idi. Evet, dolayısıyla ''Vav'' wow harfin üzerine yazılır. İnceleyelim. ''Mu'minun'' kelimesinde hemze kelimenin tam ortasında gelmiş. Kendisi cezimli. Kendisinden önceki harekeyi kontrol ediyoruz. ''Ötre'' Ötre cezimden daha güçlü olduğu için ''Ötre''nin hemze desteği üzerine yazılır. Peki ''Ötre''nin hemze desteği neydi? ''Vav'' wow idi dersimizin başında görmüştük. Dolayısıyla bu şekilde yazılır. Devam edelim. Evet, kendi ortada gelen burası önemli. Ortada gelen hemzenin kendi harekesi, cezimli kendisi, cezimli kendi harekesi cezimli demek yerine kendisi cezimli desek daha doğru olur. Kendisi cezimli olup kendisinden önceki harekeye baktığımızda o da kesra olursa yani esre olursa Evet bakalım ne, ne, olur tahmin ediyorsunuzdur. Kesra mı güçlüdür cezim mi? Cezim en zayıfı olduğu için bir kere kendisinden önce gelen harekeyi muhakkak kabul eder demektir. Kesra'nın desteği neydi? Y harfiydi. C t örneğinde görüldüğü gibi kendisi cezimli. Kendisinden önceki hareke kesre. Kesrenin desteği de Y harfi olduğu için Y harfinin Y harfi üzerine yazılmış Tabi Y harfi e, biliyoruz kelimenin ortasına geldiğinde bir çentikli şöyle bir diş şeklinde bu şekilde yazılır devam edelim ortada gelen e, hemze cezimli olursa idi bu kuralların bütünü peki ortada gelen e, hemzenin kendi harekesi fetha olur da Fetha üzerinde duralım. Şimdi olasılıkları görelim. Kendi harekesi fetha olursa kendisinden önceki harekeye ikisini de karşılaştırıyoruz şimdi. Kendi harekesi fetha kendisinden önceki harekete fetha olursa herhangi bir üstünlük söz konusu olmadığı için fethanın desteği olan elifin üzerine yazılır. S-E-L örneğinde olduğu gibi. Kendi harekesi fetha kendisinden önceki hareket damme yani ötre olduğunda Evet tahmin ediyorsunuzdur. Şimdi ötre mi güçlü fetha mı? Tabii ki ötre güçlüydü. O halde ötrenin yani dammenin desteği üzerine yazılacak. Dammenin desteği neydi? Vav harfiydi. Dolayısıyla suelun. Bakın hemzenin kendi harekesi üstün. Kendisinden önceki hareke ötre. Ötre üstünden daha güçlü bir hareke olduğu için ötrenin hareke desteği üzerine yazılıyor hemzemiz. Ötrenin hareke desteği neydi? Ötrenin desteği neydi? Vav wow harfiydi ve bu şekilde yazılmış. Devam edelim. Kendi harekesine baktık. Kendisi fetha. Kendisinden önceki harekeye baktık. Kendisinden önceki harekede kesra. E kesra fetha'da yine güçlü olduğu için kesranın desteği olan y harfi üzerine yazılacaktır. Bi etun Biye, çevre, ortam anlamlarına gelen bir kelime. E, bu kelimede de görüldüğü gibi e, kendisi Y desteği üzerine yazılmış oldu. Devam edelim. Peki ortada gelen hemzenin kendi harekesi ötre olduğunda kendisinden önceki harekeyi de bakıp kontrol ediyorduk. Kendisinden önceki harekede fetha ise bu durumda kendi harekesi damme, kendisinden önceki hareke fetha. Damme mi güçlü, fetha Tabii ki damme güçlü. Bu durumda dammenin desteği yani ötrenin desteği olan vav üzerine yazılır. Örneğin ye ummu kendi harekesi ötre, kendisinden önceki hareke üstün. Kendi ötre e, harekesi olan ötre daha güçlü olduğu için ötrenin harekesi e, hareke desteği üzerine yazılmış. Kendi harekesi damme, kendisinden önceki harekede yine damme ise herhangi bir üstünlük söz konusu olmadığı için yine kendi desteği üzerine yazılır. Şu u'nun örneğinde olduğu gibi hem kendisini kontrol ediyoruz hem de kendisinden öncekini kontrol ediyoruz. Ne zaman? Hemzemiz kelimenin ortasında geldiğinde bunu yapıyorduk. Devam edelim. Kendi harekesi damme yani ötre kendisinden önceki harekeyi kontrol ettik. Baktık ki o da kesra. Bu sefer kesra mı güçlüydü damme mi? Tabii ki kesra daha güçlüydü. O halde kesranın desteği üzerine yazılacak. Kesranın desteği neydi? Y harfiydi. Ve uhenni ukum örneğinde olduğu gibi. Evet kendi harekesine bakıyoruz. Ötre. Kendisinden önceki harekeye bakıyoruz kesra kesra ötre'den daha güçlü olduğu için kesranın desteği olan y üzerine yazılmış olduğu. Evet. <laughs> kendi harekesi kesra olduğunda kendisinden önceki harekeye de bakıyoruz. Fetha kendi harekesi kesra olunca zaten en güçlü hareke kesra olduğu için her halükarda bütün seçeneklerde Y harfi e, Y desteği üzerine yani kesadanın desteği olan Y harfi üzerine yazılacaktır. Dolayısıyla burayı hızlıca geçelim. Evet Y ise örneğinde görüldüğü gibi. Kendi harekesi kesra ise her zaman kendi desteğini kullanır. Bunu unutmayalım. Kendi harekesi kesra öncesi damme ise yine kendi harekesinin desteği üzerine olan Y'nin üzerine yazılır su ile örneğinde görüldüğü gibi kendi harekesi kesra kendisinden önceki kesre olursa bir eşitlik söz konusu zaten yine kendi desteği üzerine yazılır bisyihi şeklinde örnekte görüldüğü gibi bu şekilde yazılır. Evet, hemzenin yazılış kuralları bu kadar. Şimdi öğrendiklerimizi örnek kelimeler üzerinde bir pekiştirelim. Sele kelimesinde bakalım. E, kelimenin ortasında yer almış hemze, e, kelimenin ortasında yer aldığında ne yapıyorduk? Hem kendi harekesine hem de kendisinden önceki harfin harekesine bakıyorduk. Hangi hareke üstünse onun desteği üzerine yazılıyordu. İkisinin de harekesinin üstün olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir tercih söz konusu değil kendi harekesi üstün, üstünün desteği olan elif üzerine yazılmış. Bir sonraki kelimemize bakalım. Evet, bi'run. Ee, kelimenin ortasında yer almış. Bu durumda hem kendi harekesine hem de kendisinden önceki harekeye bakıyorduk. Kendisi cezimli. E, cezimli olunca haliyle en zayıf e, halka olmuş oluyor. Kendisinden önceki harfimizde en güçlü olan kesra harekesine sahip. Dolayısıyla kesranın desteği olan y harfi desteği üzerine yazılmış oluyor. etun. Evet son notta gördüğümüz bir örnek. Kelimenin sonunda yer almış. Burada hemzemiz kendisi kendi harekesine ve kendisinin öncekine bakıyorduk. Kendisinin harekesi üstün ama kendisinden önceki harekesiz elif olunca herhangi bir destek almadan bağımsız bir şekilde yazılmış oluyor. Nebeun burada hemzemiz kelimenin sonunda yer almış. Kelimenin sonunda yer alınca ne yapıyorduk? Sadece kendisinden önceki harfin harekesine bakıyorduk. Harekenin üstün olmasından dolayı üstünün desteği olan elif üzerine yazılmış oluyor. Yine tenebbuun kelimesinde kelimenin sonunda yer almış hemzemiz kendisinden önceki harekeye bakıyoruz. Harekemiz ötre. Ötrenin desteği vav. Dolayısıyla da vav üzerine hemze yazılmış oluyor. Mubtedun aynı şekilde kelimenin sonunda yer almış kendisinden önceki harekemiz kesra. Bu sefer kesranın desteği olan y harfi üzerine yazılmış. Cezâ uhumda yine kelimenin ortasında yer almış hemzemiz. Kendi harekesine bakıyoruz. Ötre. Kendisinden önceki harfimiz sakin. Dolayısıyla e, kendi harekesinin desteği olan vav harfinin üzerine yazılır. Bu şekilde yazılmış. nehumda Şimdi burada bir yanıltıcı bir durum söz konusu. Bakalım fark edecek misiniz? Ee, sanki kelimenin ortasında gelmiş gibi görünüyor. Öyle değerlendirirsek eğer bir çıkmaza gireceğiz. Ee, kendi e, kelimenin ortasında gelince ne yapıyorduk? Ö hem kendi harekesine hem kendisinden önceki harfin harekesine bakıyorduk. Kendisinden önceki harfin harekesi olan kesra kendi harekesinden daha güçlü olduğu için dolayısıyla kesranın desteği olan yeğenin üzerine yazılmış olması gerekiyordu. Ama böyle, burada öyle değil. Çünkü Burada B harfi ile ennehum kelimesi iki ayrı kelimedir. B harfi cerridir. Bunu böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ennehumu bağımsız bir şekilde değerlendirip değerlendirirsek kelimenin başında yazıldığında kendi harekesine bakılır. Kendi harekesi üstün olduğu için üstünün desteği olan elifin üzerine yazılmış oluyor. Hani bu örnekleri de görürseniz neden böyle oldu diye en azından çelişkide kalmamış olursunuz. Evet, kelimesinde hemzemiz kelimenin ortasında yer almış. Hem kendi harekesine hem kendisinden önceki harekeye bakıyoruz. Kendisinden önceki hareke kesra daha güçlü olduğu için hemzemiz e, e, kesranın desteği olan y harfi üzerine yazılmış oluyor. Hoze <laughs> ine yine kelimenin ortasında yer almış. Kendi harekesi kesra, kendisinden önceki harfimiz sakin. Kesra sakinden daha güçlü olduğu için kesranın harekesi olan y desteği üzerine yazılmış. Evet, hemzenin destekleri konusu burada sona ermiş oldu örnekleriyle toparlamış olduk. Bir başka derste buluşmak üzere Allah'a emanet olun.